benim canı gönülden, kursağımın incileri, gözümün zencileri, çılbağım, bağır yanıklarım. Çok değerli World Türk TV izleyenlerimiz, bir gönlümce geziyorum programında gene beraberiz. Efendim, bugün evlerinizi nereden konuk olacağız? Bugün evlerinize Nihat Zeybekçi Kültür Sanat Merkezi'nden, Özay Gönlüm Salonu'nda bugün Türkiye'nin büyük ustası, büyük üstadı Barış Manço'nun 23. ölüm yıl dönümünün programı var. Evet, Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın düzenlediği, Mehmet Bacaklı abimizin sahne aldığı ve 23 yıldır da Mehmet Bacaklı abimiz zaten Denizli'de Barış Manço'ya anıyor. Kendisini buradan şükranla ve minnetlerimi sunuyoruz. Evet, bir gönlümce geziyorum programı Mehmet Bacaklı abimin konseriyle başlıyor. Ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz, bugün çok güzel bir programdayız. Bugün Türkiye'mizin büyük ustası, büyük sanatçısı, tam 23 yıl önce kaybettiğimiz Barış Manço'nun anma programı var. Evet, yıllardan beri Barış Manço anma programında sahne alan Mehmet Bacaklı abimiz yanımızda şu anda. Kendisi de, yani zaten inanın ki bu World Türk ekranlarında izlerken
Mehmet abim şarkıyı söylerken playback zannetmeyin. Gerçekten de kendi sesi, canlı. Evet. Efendim öncelikle... Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Bu güzel anlamlı konserimize katıldığınız için World Ege TV'mize sağ olsunlar, var olsunlar, teşekkür ediyorum. Tabii ki Anadolu Rock Müziği'nin değerli bir üstadı. Bu Türkiye'ye çok şeyler vermiş bir değerli üstadımızı kaybetmenin büyük üzüntüsü var. Biz şarkılarla onu yaşatalım diyoruz. Bunu da en uygun ben kendimi de bu misyonu üstlendim. 23 yıldır devam ettiriyorum. Şimdi Mehmet Bacaklı kimdir? Bir tanıyalım sana. Efendim ben Denizli misin? Tavas Karahisar kasabasındanım. 1964 doğumluyum. Aslında 60'da 64'ü diyorsun. İşte 69'da Denizli'ye geldik. Babamız çaycı. Biz baba mesleğini devam ettiriyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii ki resmi dairelerde çalıştım. Şimdi müzisyenlik var. Devam ettiriyoruz. Şimdi müzikle nasıl başladın müziğe? Veya Barış Manço sevgisi nasıl başladı? Müziğe başlamam 68-69'larda evin önünde tenekeleri böyle sırlarmışım. Tenekeler gıdı 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 çalarmışım yani. Oradan bir çocukluktan var. Bater yapıyordun tenekelerden. Yani sesler uzman için böyle gıdı 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 yani şeylik yapıyordum. İlkokuldan çıktıktan sonra babam beni motorcu olsun diye İzmir bıraktı geldi. Biz 3 ay 4 ay çalıştık. Ben Fuar Ekici Vergazinosu'nda 1979'da bir yazı gördüm. Her zaman söylüyorum. 1979 senesi amatör ses yarışma birincisini arıyoruz diye. Ben orada o yarışmaya girdim. Hatta Kazım Alkar, Yılmaz İpek, hatta onlar vardı jüride. Aldırma gününü söyleyen çocuk birinci oldu. 18 kişiydik zaten. Ben ikinci oldum. Birinci, ikinci, üçüncü olanlar bir ay fuarda çıkma şansı vardı. Ben 4 günlükken, tabii 4 gün sahne aldık. O zamanlar babam muhafazakar bir insan tabii ki. Dövü dövü getirdiler bana. Yani İzmir'den? İzmir'den sen dedi ben sen motorcu olsun diye bıraktım geldim. Sen dedi burada kalktın şarkıcı olacağım başıma diye. Allah geldiler ama ben tabii bu tek durmadım. O zamanları eskiler bilir. Şimdiki Taş Düğünsoğlu'nun dibinde Dinçer Düğünsoğlu vardı. Bu sefer 79 ben orada işte davul çalmaya çalıştım. Davul çaldım. 80'de valilik konağının eski binanın karşısında Karaoğlan Düğünsoğlu'na girdik. Orada müzik hayatımız başladı diyelim. Ve o zamandan bu yanda davul çaldım, org çaldım. Ve 23 yıldır da şimdi Barış Manço'nun misyonunu aldım. Şimdi bir şey soracağım Mehmet abi. İkinci oldun İzmir'deki evet, yarışmada. Evet, ikinci oldum. O gün hangi şarkı söylemiştin? Sarı Çizmen Mehmet Ağa o zaman yeni çıkmıştı. Ondan zaten bugün de... O gün senin Barış Manço şeysi atıldı yani alnına. Yok ondan daha belli var tabii ki de. Tabii ki ondan daha da bir bağdeşti ayrı yani. Oldu. Bağdeşti. Çünkü onunla bir ikinci oldum. Barış Manço da geldi. O zaman işte sarılı sarılı dedi bana. Kardeşim işte falan. Bizim bir şarkımız kendisiyle oldu. Kendisiyle tanışma fırsatı buldum. Biz Barış Manço'nun dostumuz 93'te başladı. Buraya konsere geldiği zaman. Evet. Hatta bizim Cahit Bey abiyle Ercüment abi şahittir kendileri de evet. Burada. Açık Hava Tiyatrosu'nda gelince ilk beni aramış. Ve hemen Cahit abi beni aramaz. Dedi ki seni Barış Manço soru çabuk gel. Ben vallahi 15 dakika düşkenden oraya nasıl geldim bilmiyorum. 15 dakikada geldim. Neyle geldin? Eski bir muradım vardı. Evet. O zamanlar muradım vardı. Evet. Yani 72'de bir muradım vardı. 15 dakikada evden giyindim, toparlandım. Direkt Açık Hava Tiyatrosu'na. Ve orada sarıldık marıldık. Tanıştınız o gün. Yani dostumuz zaten evet. Vardı ama samimiyet yoktu. Evet. Ben onları burada Pamukkale'ye götürdüm. Pamukkale'de gezdirdim. 93'te de orkestrası, pardon 2003'te de Kurtulan Ekspres'i misafir ettim. Bir otelde o zaman başkanım bilecek Ali Aygören vardı o zaman başkan. İki gün burada misafir ettik biz onlara. Bir otelde kaldılar hatta. İsim veriyoruz ama işte reklam olmaz. Yok, sıkıntı yok. Denizli'mizi, Pamukkale'mizi tanıttık, gezdirdik. O zaman rahmetli Bahadır abi de Pamukkale'deki bütün bu şeyleri yazıyor, not alıyor. Yani çok büyük bir bilgi. Bilgi yani yükü. Yani burada 2003 senesinde 3 Mart'ta, bak tarihini veriyorum, belediye arşivlerinde ve valilik arşivlerinde var efendim bu. Ben de öyle işte o elimden geldiğince yaşatmaya değil mi? Şarkılarıyla en azından yaşatmaya çalışıyorum. Yani
Tamam, Barış Manço 7'den 70 zaten programlar da vardı böyle biliyorsun. Barış Manço'nun birkaç program vardı. 7'den 70'de çocuklar için yaptı. Evet. Dolu Dizgin yaptı. İkinci Bahar yaptı. Müsaadenizle çocuklar program yaptı. Dünyayı gezdi. Yani benim bildiğim kadarıyla. Evet tabii Evliya Çelebi gibi 178 ülke biliyorum ben. Daha fazlası olabilir. Eksiği yok ama 178 ülke gezdi. 7-8 de Tarzancı da olsa. Yani 3-4 dil biliyordu ama 7-8 dil bildiğini biliyorum. Yani iyi kötü Arapça. Kendisi zaten Belçika Kraliyet Orkestrası'nda idi. Hmm. Evet oradan şey. Okulu orada okumuş yani. Birkaç grup kurdu Türkiye'de. Yani dağıtıyoruz biraz ama yani arka girince. Benim idolüm yani kısacası Barış Manço. Yani peki, idolüm her şeysiyle. Şey soracağım ben. Merak. Buyur. Yani senin onun sesin benzerliğini nasıl? Benzerliği değil. Yani şimdi şöyle. Onun şarkılarını ben o lansta en iyi şekilde ben okumaya çalışıyorum. Yani kendime bir şey tabii ki çok şey katıyorum. Ama taklit yapmıyorum. Hani, şöyle bir şey var. Biliyorum taklit yapmıyorsun. Taklit yani, yapmıyoruz. Kendin doğal halinde söylüyorsun. Evet. Ama seni bizim ekranlarımızdan böyle ben izletiyorum ve seni göstermiyorum evet. Telefondan. Playback yapıyor. Playback diyorlar ki yok bu Barış Manço. Ondan sonra açıyorum bak yok bu Mehmet Bacalı abi. Adam diyor ki bu playback. Canım işte beraber Çatalçeşme'de bir program yapmıştık. Evet. Orada bir ortu çaldım. Evet. Orada okudum. Yani aynısı yani. Burada da çok güzel bir orkestrayla hak eden. Onu yalnız soracaktım yani şimdi bundan 5-6 ay önce yok. Açık Hava'da yapmıştık. Evet. Ben onu geçeyim. Heh. Geçen sene Şubat ayında biz pandemiden dolayı konserimizi burada pandemiden dolayı Mehmet Gazi Salonu'nda çekim olarak verdik. Evet. Seyircilerimize. Seyircisiz. Çünkü kişiler alınmıyordu. Ve çok güzel. Ama seyircisiz de olmuyor değil mi? Tabii ki. Yani biz orada boş sıraları söyle okuduk insanlar varmış gibi ama ya onu bizler biliyoruz. Sizler bilirsiniz yani. Evet. Çekimci arkadaşlarımız bilir. Tabii ki bu konseri başkanım sağ olsun. Önce ben şunu söyleyeyim. Benim için kurdu diyorum. Denizli Kent Orkestramız kuruldu. Yani işte muhteşem bir orkestra. Yanımdan. Denizli konservatuar hocalarımızdan ve bandomuzdan, Nefesler Bando'dan ikisi beraber çok güzel bir kent orkestrası kuruldu. Ve bir tek bende değil yani. Mesela geçen sene Kayahan'ın da bir konseri oldu bu da. Kayahan anma konseri oldu. Onları da çaldı. Ve güzide müzikler yapıyorlar. Değişik müzikler yapılıyor. Yani bu konuda belediyemiz gerçekten öncü. Çünkü neden öncü? 23 yıldır aralıksız biz bu Barış Manço konserlerini belediyeyle veriyoruz. Yani şimdi en büyük gururum. Her il böyle anmıyor değil mi? Böyle büyük değerli sanatçılarımıza. Tabii ki anmıyor. Yani biz yani her sene bir tık üstüne çıkmaya çalışıyoruz her şeyin. Her yani bugün artık göreceksiniz hem parçamız çok 26 parça yani hem parçamız 26 çok parça. Evet 26 parça bunun 24'ünü canlı okuyacağım birazdan iki tanesi enstrümantal evet. Geri yanısında 24 tanesi canlı okuyacağım çok güzel bir şey olacağını yani şarkılarıyla bugün galiba Hakan Eğden hocam da geçen sene dediğim gibi Hakan Eğden aynı zamanda konservatör ve bando şefi, konservatör müdürü. Evet. Şefimiz o, orkestramız şef o. Şefimiz o. Onun öncülüğünde çok güzel bir çalışmalar yaptık. Bir aydır aşağı yukarı burada güzel çalışıyoruz. Güzel espriler yapıyor böyle şey yaparken. Yine aynısı mı yapacak bilmiyorum ama açık havada öyle. Şimdi o iç insanlarla olunca tabii ki oluyor. Sanırım bugün de elinden geleni yapacaktır. Ben elinden geleni yapacağım, o da elinden geleni yapacaktır. Şimdiden seyircilerimize teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Zaten başarılısın. İnşallah alkışımız bol olsun diyorum. Sağ ol. World Türk ekibine ben buradan başta en altından en üstüne kadar öldüğüne deniyorsun ya. Evet. Tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi aşağı yukarı 5-6 senedir beni Kanal 58'den geliyorsunuz. 5-6 evet. Senedir yalnız bırakmıyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Kendi kendine diyorum bak ya. Sağ ol. Ama sen de evet sevgili seyircilerimiz bir gün çekim yapacağız. Dedim ki Mehmet abi bize cihaz lazım. Ne demek abim dedi. Şak evini gitti, arabayı kattı. Yerini kadar getirdi, vuruverdi cihazlara. O işlerim bütün arkadaşlarımdadır. Benim bak ben 43 yıllık müzisyenim. Yani kendimce 42 yıllık yani 42 yılım bitti. Bir arkadaşım nerede neye ihtiyacı olsa ben orada olmaya çalışıyorum. Yani gerçekten bunu Denizli'ndeki bütün müzisyen arkadaşlarım bilir. Yani yerim ayrı bir olduğunu inanıyorum yani. Çünkü her zaman ilkeli ben uzatıyorum her şeyi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Evet, birazdan canlı canlı ayağında gümüş hal. Öncelikle tabii ki bu Barış Manço güzel bir parçayla çıkaran diyoruz ki gönül ferman dinlemiyor. Bu ayrılık çok acı. Ayrıldı. Bu ayrılık çok acı.
Gönül ferman dinlemiyor. Onunla alacağız bugün. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Konserlerimizi veriyoruz. Bir yanımız Hüzün, bir yanımız Barış abinin parçalarıyla tekrar beraber olmak daha güzel olduğundan o da bizim için ayrı bir güzellik oluyor. Ben tüm katılanlara teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum.
Evet, ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz, şu anda yanımızda Denizli Belediye Konservatuvarımızın müdürü ve bugünkü programın en büyük emeği geçenlerden birisi. Bugünkü programda şerhlik yapacaksınız, evet, galiba. Doğrudur. Evet, Hakan Eğilen yanımızda. Hakan hocamı zaten tanımayan yok, sağ olsun, her zaman da bizim hocam gel program yapalım deyince yanımızda olan bir hocamız, bir Türk halk müziği sanatçımız. Hocam öncelikle bugün Türkiye'nin büyük ustadı, büyük ustası Barış Manço'nun ölümünün 23. yılı münasebetiyle Denizli Büyükşehir Belediye Konseri olarak güzel bir program hazırlamış. Güzel bir program hazırladık. Hatta siz yazın da gelip yaz konserini çekmiştiniz Barış Manço'nun. Ona biraz daha şarkı ekledik. Bir 7-8 şarkı daha o repertuara. Güzel bir repertuar hazırladık bugün için. Yaklaşık 25 şarkılık bir repertuar. En ünlü şarkılarından Barış Manço'nun herkesin bildiği, herkesin sevdiği, herkesin söylediği, dillere destan olmuş şarkılarından 25 tane bugün hazırladık sizler için. Düzenlemelerini yaptık. Büyük bir orkestrayla bir ay boyunca hazırlandık. Her gün provasını aldık. Bize göre çok güzel oldu. İnşallah izleyenler de bugün beğenecek. Az önce salona da baktım. Gerçekten müthiş bir doluluk vardı. O da tabii bizi ayrıyetten heyecanlandırıyor. Size de teşekkür ediyoruz. Yağmur demiyor, çamur demiyor, yaz demiyor, kış demiyor. Programlara geliyorsunuz. Gönlümüzce geziyoruz hep beraber. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şimdi Hakan hocam gerçekten de Denizli sanatı için bir halk müziği demiyorum. Her şekilde. Bundan önce Bando'da, Bando evet. Şefiydi. Şu anda Denizli Belediye Konservatuvarımızın müdürü. Ve kendisi bugün de bu programın şerhliğini yapacak. Evet, evet. Evet. Şu güzelliğe bakın. Teşekkür evet, ederim. Sevgili seyircilerimiz gerçekten de muhteşem Barış Manço'ya yakışır bir kostüm olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok bir de yaz konserinde evet. Mehmet Yine Bacaklı abimle yaptığınızda evet. o gün çok güzel bir performansın vardı. Muhteşemdin. Gün, İnşallah bugün de bekliyorum. Şimdi o gün niye öyle oldu? Bir şey diyeceğim hocam. Buyurun. Unutmadı, yanlış hatırlamıyorsam o gün sizin evlilik yıl dönümü müydü? Evlilik yıl dönümümüzde evet, 29 evet. Temmuz'du. Bir de şey vardı o zaman, orası şimdi açık hava konseri olduğu için hani onu yapmak zorundaydık. Burası biraz daha salon konsepti. Sanki burada biraz daha resmi olmaz hocam. Bak valla kapalı alan daha güzel oluyor, daha samimi oluyor. Bir bakalım nasıl olacak. Kesinlikle sürpriz diyelim. Kesinlikle bugün daha hoş. İnşallah, yani inşallah, inanıyorum. İnşallah. Bugün daha güzel olacak. Ona emin olabilirler. Ben eminim. Gerçekten repertuar da çok güzel. Çok ama güzel hazırlandık. Ama şey diyeceğim hocam, şu orkestranız çok muhteşem ya. Teşekkür ederiz. Büyük emek verdik. Arkadaşlar çok büyük emek veriyorlar. Hepsi özveriyle çalışıyorlar. İnanın şarkıların düzenlenmesinden çalınmasına kadar çok büyük emek harcıyorlar. Vakitlerini harcıyorlar. Bazen yani sadece gündüz değil, mesai saatleri içinde değil, biz mesaimizin dışında da buraya gelip çalışıyoruz. Bazen akşamları çalışıyoruz. İnanın gece saat 11'de 12'de evlerine gidiyorlar, evimize gidiyoruz. Çok büyük emekler harcıyoruz. Her şey güzel olsun. Her şeyi yani bütün şarkıları insanlara güzel çalalım, güzel dinletelim, eğlensinler diye biz inanın çok çalışıyoruz. Şimdi tabii Özay Gönlüm bugün ama 1 Mart'ta da Denizli'mizin büyük değeri, büyük Özay ustadı Gönlüm. Özay Gönlüm'de. Evet, ona da hazırlandık. Evet. Onun da çok güzel bir konseri olacak yine Türk Halk Müziği Koromuz'la 1 Mart'ta yine bu salondayız. Onun dışında 6 Mart'ta Sinan Yağmur'la Neşet Ertaş'a Vefa Gecesi yapacağız. Yine burada yapacağız. 18 Mart'ta Türk Sanat Müziğimizin ve tiyatro bölümümüzün birlikte hazırladığımız yine güzel bir 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlama ve Çanakkale şehitlerini anma gününde yine güzel bir konserimiz var. Mart ayı gerçekten inanılmaz yoğun, dolu geçti. İnanılmaz dolu, inanılmaz yoğun. Bunu bu arada yine ayda iki çarşamba kültür buluşması adı altında bazı yazarlarımız, şairlerimiz burada söyleşilerde bizimle beraber oluyorlar, bizimle beraber olacaklar. Onları da kaçırmamalarını. Geçen İlber Ortaylı hocamız buradaydı. Gerçekten üst salonda doluydu. İki salona televizyonla, barkovizyonla gösterildi. Ve Özay Gönlüm salonda tıklım tıklım hem yukarısı hem aşağısı. En büyük bu salon zaten. Evet, evet doluydu. Güzel bir, gerçekten güzel bir söyleşi oldu. Bizi takip etsinler. Belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserleri, etkinlikleri takip etsinler. Nisan ayında da Ramazan ayı biliyorsunuz. Nisan'ın ikisinden itibaren çok güzel sürprizlerimiz var Ramazan ayında da. Burada her iki salonda güzel
etkinliklerimiz olacak. Bütün ay boyunca konserler, söyleşiler, efendime söyleyeyim. Eski Ramazanları yaşatacağız. Aynen aynen, burada yine bunu bu sene yapmayı düşünüyoruz. Bunun dışında yine bir iftar programı çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak bu sene. Bu senemiz yoğun geçiyor. Şimdi gerçekten de Denizli Büyükşehir Belediye'miz sanatla çok güzel. Bu Sayın Belediye Başkanı Osman Zolan, evet, ve evet, Kültür İşleri Daire Başkanı Süda Vardutaklı bu konuda hiç taviz vermiyorlar. Yani Osman Başkanımıza zaten neyi götürürsek yapalım diyor hemen. Yani başkanım şunu yapalım. Heyecan. Heyecanlanıyor, hemen yapalım. Bunu yapalım başkanım. Yani gerçekten bizden daha çok heyecanlanıyor. Bizden daha istekli. Hemen yapalım, hemen konuşuyoruz, üstüne tartışılıyor ve yapılıyor. Hüda Erdi Başkanım biliyorsunuz zaten, o zaten bu işleri çok 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 seviyor. Yani sadece konser anlamında değil, hani kültür anlamında da. Mesela bir çıkacak olan kitap, bizim yayınlarımızdan bahsediyorum, kültür yayınlarından. Ya şöyle bakılır, ya tamam çıkaralım. Hayır, hepsini okuyor evde. İnanın, çıkmadan hepsini okuyor. Evet, teker teker çıkmadan o eski basılmamış halini, yazılmış halini. Gerçekten değecek tabii, mi basılmaya? Tabii, aynen öyle. Gerçekten hepsini okuyor, inceleyip sık dokuyor derler ya. Öyle yapıp ondan sonra bu çıkabilir ya da bunu çıkartabiliriz diye götürüyor. Gerçekten güzel işler yapıyoruz hep beraber, hep birlikte. Başkanımız, liderimiz başta olmak üzere, Osman Başkanımız, Hüda Verdi Başkanımız. Güzel işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Geçen haftaydı galiba bizim Abdülkadir Üslü Başkanım, yaz evet, bir başkanımız. Şiirine Gap'ta geldi ya, bir galiba proje vardı. Burada yapıldı galiba o da. Onu ben takip edemedim. Edemedim. Ben de sosyal medyadan takip ettim. Evet. Hani biraz önce dediniz ya, yazarlarımız falan burada buluşuyor. Evet, ya, evet, evet. Başkanım da o işleri yapıyor. Gerçekten evet, de kapıları açılması bile belediyemizin buraya. Elbette, hani, elbette. Sanatçılarımız kapıyı açması elbette, bile çok elbette, önemli. Elbette, elbette. Bundan sonra güzel, yine güzel etkinliklerde bir araya geleceğimizi düşünüyorum. Buradan Ege TV ve World Türk izleyicilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın. İnşallah alkışınız bol olsun diyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Evet, bizi izlemeye devam edin diyoruz. Evet. Barış Manço şarkılarını izlemeye gelmişler. Evet. Seni tanıyalım. İsmim Alper Cappar. Alper, Barış Manço'yu seviyor musun? Evet, çok. Peki her sefer geliyor mu buraya izlemeye? Geliyorum. Nasıl buluyorsun? Mehmet amcayı daha önce izledin mi? İzledim. Seviyor musun? Seviyorum. Buradan neler söylemek istersin? Televizyonun ekranlarından. Herkese sevgiler, saygılar. Evet, sevgiler. Saygılar. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Hadi, iyi seyirler. Sağ sana. Ol. Şöyle bir gidelim. Çıkardı. Seni tanıyalım. Barış Tercan. Sen de Barış Manço şarkılarını dinlemeye geldin. Aynen. Peki nasıl biliyorsun Barış Manço? Çok iyi biliyorum. Seviyor muydun? Daha önce izledin mi televizyonda? Aynen. Peki Rabbim, Allah Mehmet gelirsin. Bacaklı biraz önce, evet, biraz sonra şarkı söyleyecek. Onu nasıl, daha önce dinledin mi? Dinliyoruz. Biliyorsun. Çok güzel. Peki neler söylemek istersin? Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Amin. Onu seviyoruz Rabbim. Onu hiç unutmayacağız. Onu hiç unutmayacağız. Peki. Her zaman var. Her zaman anacağız. Anacağız inşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ederiz. Hadi iyi seyirler sana. Sağ ol, sağ ol. Evet, devam ediyoruz. Seni tanıyalım. Serenay Güngör, ben daha önce de gelmiştim. Mehmet amcim, evet. Onu da çok seviyorum. Barış Manço'yu seviyorsun. Evet. Daha önce televizyonda izlemişimdir muhakkak. Aynen öyle, şarkılarını da dinliyorum. Daha önce de Barış Manço konserine geldin mi? Geldim. Nasıl buluyorsun? Çok güzel. Peki neler söylemek istersin? Güzel olmasa gelmeyiz zaten. Değil mi yani? Aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyorum, sana iyi seyirler. Teşekkür. Evet, teşekkür ediyoruz, dolaşmaya devam ediyoruz. Evet, ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz, bugün Denizli Büyükşehir Belediye'mizin hazırladığı Barış Manço anma programındayız. Bugün aramızdan ayrılalı 23 yıl oldu. Şu anda da yanımızda
Kültür İşleri Daire Başkanımız Sayın Hüdaverdi Otaklı var. Başkanım öncelikle tebrik ediyorum. Yıllardan beri sanatçılarımıza bir Barış Manço değil hepsine de değer veriyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Kesinlikle Barış Manço Türk milletinin kalbinde, yüreğinde çok farklı yeri olan bir sanatçı. Yaşadığı dönemde televizyon programlarıyla, adam olacak çocuk programlarıyla gerçekten çocukları ön plana çıkardı. Bugün bakıyorsunuz her seyirci, dinleyicimizin yanında mutlaka küçük çocuğuyla beraber gelmiş. Adam olacak çocuklar burada. 7'den 70'e. 7'den 70'e burada, evet. Barış Manço vefat edeli 23 yıl oldu. 23 yıldan beri hiç ara vermeden Barış Manço anma konserlerimiz devam ediyor. Aynı heyecanla, aynı coşkuyla bu konser devam ediyor. Hepsinde de ortak özellik anneler, babalar çocuklarını alıp gelip getiriyorlar ve Barış Manço şarkılarını dinliyorlar. Ve 23 yıl sonra hala 5 yaşındaki, 4 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuklar Barış Manço şarkılarını dinliyorsa sanatçı budur işte. Efendim meydan konserleri yapıyoruz çok değişik şeylerde. Geliyorlar popüler müzik yapıp bir iki yıl sonra o isim unutulup gidiyor. Evet sanatçı olmak istiyorlarsa, milletin hafızasında yer almak istiyorlarsa milletin değerleriyle barışık olacak ve barış gibi sanatçı olacaklar. İşte sonuç görüyorsunuz ortada. Evet. Vallahi başkanım tüylerim diken diken ettin. Gerçekten çok önemli bir yere temas ettin. Barış yani Manço sanatçı olmak kolay değil. Sanatçı olmak evet işte bu. Yani onun şarkı onu görmemiş. Sadece şarkılarını dinlemiş ama hala buraya gelip o çocuklar Barış Manço'nun 23 yıl önce vefat eden çocukların hala şarkılarını dinlemesi bu işteki bu adamın gücünü başarısını gösteriyor. Biz de Deniz Büyükşehir Belediyesi olarak onu anmaktan her zaman onur duyuyoruz ve unutturmayacağız. İnşallah her geçen yıl daha güzel, daha coşkulu, daha farklı bir şekilde konserler icra edeceğiz. Şimdi yaklaşık 6 ay önce de bir açık havada yapılmıştı. O evet. Muhteşem bir orkestra vardı gerçekten de. Evet, evet. Biraz önce Hakan İyiden müdürümle de bir röportaj yaptık. Gene aynı şekilde ve aynı. Üstüne katarak. Evet, böyle. aynen. Yani Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası yeni kuruldu. Kurulmasıyla beraber bugün Türkiye'de benim diyen birçok orkestrayı cebinden çıkaracak kalitede müzikler yapılıyor. Bu deniz insanının sanattaki geldiği seviye gösterir. Sanatçılarımızın gücünü gösterir. Onun için biz halkımızla, konservatörümüzle gurur duyuyoruz. Vallahi biz de sizinle gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Gerçekten de belediye konservatuarı sanatçısına çok büyük değer veriyor. Kesinlikle yani öyledir. İşte Barış Manço, 1 Mart'ta Özay Gönlüm böyle var. Programlar var mı zaten? Evet, çok güzel programlar var önümüzdeki günlerde. Yani biz eve gitmiyoruz artık bu tarihten itibaren. Her gün buralardayız. Milletimizi ve bizi dinleyen çok değerli seyircilerimizi bekliyoruz. Bizim sosyal medyamızdan bizleri takip etsinler. Sosyal medyada etkinler evet, var değil mi? Yarın ve yarından sonra TRT'den aşina oldukları miniklerimiz 3 yaşla 7 yaş arası çocuklarımızın Nilo'ya ve Harika Kanatlar var. Pazartesi salı 9. Uluslararası Aşıklar Bayramı var. 1 Mart'ta çok değerli ozanımız günümüzün bence Dede Korkut'u diyorum ona özel gönlüm için 1 Mart'ta bu salonda programımız var. 6 Mart'ta Neşet Ertaş, Sinan Yağmur'un anlatımıyla Neşet Ertaş vefa gecesi yapıyoruz. 8 Mart'ta Ahmet Selçuk İlkan var Kadınlar Günü'nde bu salonda. 9 Mart'ta Serdar Tuncer var. 30 Mart'ta da çok değerli hemşerimiz Hayati İnanç Bey var. Bu arada haftaya 23 Şubat akşamı da Alişan Kapaklıkaya kişisel gelişimci bu salonda vatandaşlarımız bir arada olacak. Sevgili seyircilerim, şimdi başkanım öyle bir saydı ki, şimdi bunu eğer ki kitaptan okusa demek ki bu işi arkadan takip ediyor demekti. Ama hepsini takır takır sayınca, hani dedin ya biraz önce, burada devamlı buradayız diye. Evet, hani evet. Diyeceğim ki başkanım yatağı yorganı buraya mı getirdin artık? Öyle artık, işin mutfağındayız. Bundan sonra burada yatıp kalkacağız. Bu salonlar dolu dolu. Yani bu sadece Denizli Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri ama bunun dışında özel organizasyonlar da bizim salonlarımız kiralıyorlar. Bunlar biliyorlar değil mi? Amacımız burası dolsun, taşsın, sanatta buluşulsun. İnsanları sanatta rahat edelim. Şimdi başkanım şöyle bakıyorum, bu salon kaç kişilikti? 2000. 2000 kişilikti şu anda yani yaklaşık... Hemen hemen var, doldu. Yani. 1000 kişilik salonu açtık şu anda. 1000 kişilik canlı yayını, 1000 kişilik salonları canlı yer verdik. Aşıkları biliyorsunuz. Evet, şu an canlı, evet. Var şu anda. Peki başkanım, burası yokken bu deniz dalgı nerede bu? Biz de bilmiyoruz. Nereye gidiyorlar? Yani biz de bilmiyoruz. Bir üniversitemizde var, bir oraya gidiyor. Evet. EGS'de var. Bir burası... Çatalçeşme vardı, evet. Evet, ufak yollar. Demek ki imkanlar verildiğinde, sunulduğunda oralar boş kalmıyor. Yani inanın deniz halkıyla ben gurur duyuyorum. Bu tür organizasyonlara çok destek veriyorlar, katılıyorlar.
oluyorlar. Bu deniz insanının sanata olan ilgisini gösterir. Çoğu yılda bu kadar kalabalığı bu şey coşku göremezsiniz. Başkanım siz bırak onu Çoğu Yiğit'in. Çoğu Yiğit'in bu programları yaptığı yok. Siz hep öncüsünüz bu konularda. Ben sağ olun. Takip ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başka neler söylemek istersin başkanım? Efendim çok teşekkür ediyorum. Milletimize teşekkür ediyorum. İnşallah başka programlarda buluşmak dileğiyle. Evet, ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz. Bugün Barış Manço'nun 23. ölüm yıl dönümünü anma programında Üzay Gönlüm Salonu 2000 kişilik salon dolmak üzere. Evet, bugün Türkiye'mizin büyük üstadı Barış Manço'yu şarkılarını dinlemek için buraya 2000 kişi doldurdu sayılır. Hatta burayı bırakın, Hüdavardı Başkanım dedi, yan tarafı salonu da açmışlar. Sinevizyon olarak gösterime girecekmiş. Şu anda yanında bir hanımefendi var. Kendisiyle tanışmak istiyorum. Ben tanıyorum. Sümeyra Erdemir. Evet, Sümeyra Erdemir. Yani benim eşimin kardeşi, baldızım. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Daha önce de geldiydin galiba değil mi? Evet. Daha önceki konserine de gelmiştim. Ama bu seferki katılım daha fazla. Evet. Nasıl buldun daha önceki konseri? Çok güzeldi gerçekten. Ses tonu da çok benziyordu. Şarkılar da çok güzel icra edilmişti. Beğendim, memnun kaldığım için tekrar geldim. Bir daha geldin değil mi? Evet. Zaten Mehmet Bacıklı abimiz de bizim hemşerimiz, Karhisarlı. Kendisine başarılar diliyoruz. Evet, bir de Mehmet Erdemir var. Mehmet Eren Erdemir. Şu anda kendisi İzmir'de okuyor. Buradan da tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Hele şehir dışında okuyan öğrencilerimize değil mi? Evet. Şöyle bir oğlumuz için neler söyleriz? İzmir'de okuyan oğluma başarılar diliyorum. Hayat onun önüne hep başarılar, mutluluklar getirsin inşallah. Onu çok seviyorum ve bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yani. Size iyi seyirler diliyorum. Buradan gidiyoruz. Evet, iki yumurta açalım, bu işi yeniden başlayalım dedik ve gelen seyircilerimizle sohbetlere başladık. Siz tanıyalım. Uğur Bayındır. Uğur Bey, bugün Barış Manço 23. yıl anma konserine geldiniz. Aynen. Barış Manço'ya daha önce geldin bu konsere? Hayır, ilk defa geliyorum. İlk defa geliyorsun. Mehmet Bacaklı abimi ilk defa izleme fırsatı bulacaksın. Aynen, aynen doğrudur. Şimdi şunu söyleyeyim o zaman. Sakın ha playback falan zannetme. Gerçekten de kendi sesi orijinal sesidir. Barış Manço'yla sanki onu izliyor gibi olacaksın. İnşallah. Yani... Peki Barış Manço ne demektir sizce? Ya Barış Manço bizim için ne demektir? Ya bana göre işin açısı bir yaşam. Yaşam biçimi. Yaşam biçimi diyorsun. Yaşam biçimi. Yani bir evliya. Aynen öyle. Yani Türkiye'yi dünyaya tanıtan bir adamdı. Aynen öyle. Şimdi şunu diyeyim bak. Çocukluğumuz onlarla geçti işin açısı, öyle söyleyeyim. 23 yıl olmuş. Senin kızın kaç yaşında? 9 yaşında. Barış Manço'yu hiç o vefat ettiğinde dünyada yoktu. Ama elbette şimdi ki. Barış Manço için buraya gelmiş. Aynen öyle. Biz soralım mı bir on Barış Manço'yu ona? Bir soralım bir on. Dur bakalım ya. Sen öyle git bakayım adam. Bu önden gitsin buna. Dur sen otur bakayım bir. Uğur'a gönderdik. Senin adın ne? Fulya Bayındır. Fulya Bayındır. Sevişmah Bayındır. Sevişmah Bayındır. Evet, bunlar bir aile. Çekirdek aile. Bu da halamın torunu oluyor. Torpil geçtim sülalem. Bu da bizim enişte oluyor zaten. Bu da yiye. Barış Manço'yu tanıyor musun? Evet. Şimdi Barış Manço öleli 23 yıl olmuş. Sen kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın ama Barış Manço'yu tanıyorsun değil mi? Evet. Yani sayın demek ki nedir bu? Barış Manço bir sanatçıymış. Evet. Değil mi? Şarkılarını seviyor musun? Çok seviyorum. En çok hangi şarkısını seviyorsun? Günaydın çocuklar. Günaydın çocuklar. Bir de arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Onu da seviyorum. Çıkınca, ale sürgün, boynu eğip, kuzuya gel bakınca.
ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz, bugün büyük ustamız, büyük sanatçımız, Türkiye'ye mal olmuş, dünyada adını duyurmuş Barış Manço'yu 23. kez andık. Ölümünün 23. yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi konservatuvarında hazırladığı programı sanatçımız Mehmet Bacaklı çok güzel bir şekilde, zaten 23 yıldır her programda kendisi sahne alıyor ama bugün çok özel bir gündü. Bugün ben de bilmiyordum, yanımdaki gördüğünüz bu yakışıklı, bu karizmatik, adı da Osman. Hani evet, onu da söyleyelim. Mehmet Bacaklı abimin oğluymuş. Gerçekten gurur duydum. Ve kendisiyle şöyle kısa bir röportaj yapmak istedim. Öncelikle gerçekten çok güzel bir program oldu. Evet abi, 23 yıldır bu programın içerisindeyim. Çocukluğumda konservatuvar eski yerindeyken şimdi başladı. Bir dakika, bir şey soracağım. Senin yaşın kaç? 34. 34. Yani 11 yaşındaymışım. Evet. Eski konservatuvar vardı Çamlık'ta. Biliyorum. Ha. Yani orada başladı benim artık babamla olan bir serüvenim. Evet. 23 yıldan beri de devam ediyoruz. Sen bu 23 yılda bu konserlerde daha önce sahne aldın mı? Yani şöyle takribi 12-13 sene aldım. Yani ilk defa çıkıyorum. O seneden sonra ilk defa çıkıyorum küçüklükten beri. Evet. Böyle bir kravatla falan, evet, takım elbiseyle ablamla gene beraber. Evet. O günden bugüne artık hani son ilk başladığında 12 yıl boyunca, 11-12 yıl takribi söyleyeyim burada, çıktım. Sonrasında tabii evlendim. Ara verdim biraz. Tabii müziğe ki müziğe devam ediyorum. Evet. Konserler, konsere birazcık ara verdim. Evet. Yani katılamadım. Sebeplerim şimdi vardı. Şöyle bir şey var Osman. Yani evet. Siz herhalde ailecik müzisyensin. Evet, şimdi evet, baba, evet. Baba ablayın, müzisyen. Sen. Ablam, ben, amcam. Amcan da müzisyen. Amcam da müzisyen. Ailecik müzik, evet. Ama ne güzel. Yani evet, biraz önce babanla sahne almak nasıl bir şey? Yani gurur yani verici. Şu var bu 2000 kişinin içinde. Evet, ben babamla her zaman gururlanıyorum. O da az önce söylemişti zaten konserde. Oğlumla evet, gururum diye. Evet. Karşılıklı, yani gururlarımız karşılıklı babamla. Tabii ki her zaman yanındayım, desteğim. Burada olamasam da bir parçalarında, mutlaka provalarında yanında oldum sürekli. Evet. Dediğim gibi çıkamadım, konserler oldu. Ama Allah nasip ederse, yaparsa, sağlığı yerinde olsun, biz onun her zaman yanında olacağız. Ne güzel, ne mutlu, evet, sana. Evet. Gerçekten de babayla sahne almak çok güzel bir şey yani. Ben tabii de ki, çok kesinlikle gurur duydum yani biraz kesinlikle önce öyle deyince. Hatta seneye artık diyorlar Mehmet abi yapmayacağız ama hani artık bırakacağı zaman, ne zaman bırakmak istersen. O jübile yapmaz sen boş. oğlu geliyor arkadan diyorlar da tabii ki babam tabii, gibi. Tabii ağır ağır artık, evet, seni de adapte ediyor, ne evet, güzel ya. Ya tabii ki okuyamayız, babam gibi okuyamam yani. Nacizane seslendirirsek, zamanı gelirse tabii ki olabilir yani, neden olmasın. Allah. Babadan oğula böyle. Evet. Barış Manço'dan babama. Artık ben bunu böyle görüyorum. Çünkü 23 yıldır şarkıların içindeyim. Babadan da oğula geçer mi diye düşünüyorum yani. Şimdi şefim de. Şefim. Kaçtım. Müdürüm kaçtı. gerçekten de Allah yolumuzu açık etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Artık hepinizin. Yani Mehmet Bacaklı abime, Denizli değil tüm Türkiye artık duysun istiyorum. Word TV ekranlarından. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bize desteğini esirgemeyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan. Evet. Konservatuvar şefimiz Hakan Eyden. Hepsine ben, babam adına ben de teşekkür ediyorum. Yani iyi ki böyle bir orkestrayla hep beraber varız. Sağlıkla kalın, müzikle kalın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Size, hayırlı geceler. Size uğurluyorum çünkü alıbodu işinizden. Çok evet, sağ olun. Görüşmek üzere abi. Sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz, Bir Gönlümce Geziyorum programının daha sonuna geldik. Bugün gerçekten çok güzel bir konser vardı. Büyük üstadımızı, büyük sanatçımızı Barış Manço'nu 23. kez andık. Bir başka programda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Aşınız tatlı, yuvanız kutlu, keyfiniz 40 katlı olsun. Allah'a ısmarladık.